Sevgili arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Sizlerle birlikteyiz. Kameranın açısını değiştirdik. Tahtanın görünümünü değiştirdik. İnşallah bundan sonrasında daha okunabilir hale gelmiştir. Sizler de bunları okuyabilirsiniz. Daha da ekstra tek yapacağım bir şey var. O da sizin eve gelip anlatmak. Bundan ötesi daha maalesef beceremiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bundan sonrasına dikkat edin. En son toprak bitki ünitemizle ilgili konu anlatımımızı yaptık. Şimdi burayla ilgili ne tip sorular gelebilir, bunlara yavaş yavaş bakalım. İlk sorumuz, bir yöredeki bozkır bitkilerinin antropojen bitkiler olduğunu aşağıdakilerden hangisi destekler diye bir tane sorumuz var. Şimdi biz antropojen bozkır dediğimizde ne düşünüyorduk? Bir yerde orman tahribatı varsa, örneğin Akdeniz'de kızılçamlar tahrip edildikten sonra ortaya çıkan adı maki. Eğer Karadeniz orman tahribatı olursa orada ortaya çıkanın adı Pösodomaki. Eğer bir bozkır arazisindeki ormanlar tahrip edilirse yerine tekrar orman gelemediğinde bunun adı da ne oluyordu? Antropojen bozkır oluyordu. Dolayısıyla biz bu antropojenleri o zaman bir kırsal arazi, bir bozkır arazisinde orman tahribatıyla oluşur diyorsak geriye neyi görmemiz lazım? Toprakların humus bakımından fakir olması bu bitkinin herhangi bir şekilde bozkır ya da tahribatla geldiğine herhangi bir kanıt olmaz. Yerleşim alanlarının fazla olması, orada yerleşime uygun alanlar fazladır ama bu doğrudan orman tahrip edilmiş de yerleşilmiş manasına gelmez. Belki hiç orman yoktu. Bu anlamda doğrudan bir şey göremezsiniz. Bitkilerin seyrek olması bu tamamen oranın iklimiyle, yağış özelliğiyle, nem özelliğiyle ilgilidir. Seyreklik ya da sıklılık. Böyle bir şey söyleyemiyoruz. Bozkırlar arasında yer yer orman kalıntılarından oluşan ağaç topluluklarının bulunması. İşte bizim aradığımız cevabımız bu. Nasıl oluyor hocam bozkır antropojense yer yer? Şimdi İç Anadolu'yu dikkate alıyorum. İç Anadolu özellikle Yozgat çevresi demiştik. Buradan Ankara'ya kadar olan yerde yoğun bir orman tahribatı vardı. Peki oradaki bitkiler, orman tahrip edildikten sonra çıkan bozkırlar ortada görülürken ben yer yer neyi görüyorum? O ormanların kalıntılarını görüyorum. Bunların en güzel örneklerinden bir tanesi Yozgat Çamlığı'dır. Yozgat Çamlığı Milli Parkı Türkiye'nin ilk milli parkı. Peki burası tahribattan sonrasında ortaya çıkan bir bozkır arazisi içerisindeki ormanlık saha değil mi? İşte o orman kendiliğinden çıkamadığına göre demek ki etraf tahrip edilmiş de orada yer yer ağaç kalıntıları olmuş. Yine yağış rejiminin düzensiz olmasıyla doğrudan bu işin bir ilişkisi yoktur. Bir diğer sorumuz, bakalım bu sorumuzda ne diyor bize? Şöyle alayım. Türkiye'deki ormanlarda yer yer, ormanlarda yer alan türleri bölgelere göre farklılık göstermektedir demiş. Aşağıdaki ağaç türlerinden hangisi Karadeniz dağlarında yaygın olan ağaç türlerinden biri değildir? İşte bu tip sorularda Karadeniz ormanları içerisinde hangi tip ağaçlar yer alır? Bunlar kimdir dediğimizde ben bir kenara şöyle bunların isimlerini bir yazayım hem de bir konu anlatımı gibi bir tekrar olsun. Karadeniz ormanlarında en çok göreceğiniz ağaçlardan bir tanesi ladin, bir diğeri kayın, bir diğeri göknar, yüksek yerlerinde yer yer sarı çamlar, az miktarda da olsa yüksek yaylalarda, soğuk bölgelerde sarı çamlar rastlanır. Bunun yanı sıra kestane, gürgen, palamut, ne geldi aklına? Kestane, gürgen, palamut, altı yaprak üstü bulut. Gelsen burada derdi unut. Orman ne güzel, ne güzel demiş değil mi? Kestane, gürgen, palamut, ıhlamur ve şimşir gibi türler. Şimşir deyince de ne geldi? Ay akşamdan ışıktır. Yaylalar, yaylalar, yükün şimşir kaşıktır. Deloy, deloy yaylalar. İşte oradaki şimşir kaşık, şimşir ağacından elde edilen tahta kaşıklara verilen isim sevgili dostlar. Ladin, kayın, göknar, sarıçam, kestane, gürgen, palamut, ıhlamur, şimşir gibi türleri görüyorsanız eğer Karadeniz ormanları içerisinde dolaşıyorsunuz demektir. Burada ladini gördüm. Göknarı gördüm. Kestane varmış. Yüksek yaylalarda sarıçamlar varmış. Peki kızılçam. Kızılçam hangi iklimin klimaks türüydü? Akdeniz. İşte Akdeniz ikliminin klimaksı yani onun öz ve öz ikliminden kaynaklanan türü kızılçam ise bu kızılçamlar Akdeniz dışında özellikle Karadeniz ormanları içerisinde yer almaz. Buna dikkat ediyoruz. Bir diğer sorumuz da yukarıdaki haritada verilen yerlerden yerlerin hangisinde yaygın olan toprak tipi yanlış verilmiştir demiş bir toprak eşleştirmemiz. Haliyle biz de aşağı yukarı şöyle Türkiye topraklarının dağılışını düşündüğümüzde
Nerelerde ne olabilir? Acaba bozkır topraklar ya da volkanik topraklar ya da çernezyum gibi, alüvyal gibi topraklar, kahverengi orman toprakları, bunlar terra rosalar yaygın olabilir. İşte bunlar nereler diye bakacağız. Bir numara için demiş ki bize alüvyal topraklar, bir numaralı alanda grabenlerin olduğu sahalarda acaba alüvyal olabilir mi? Bir kenarda kalsın. İki, kahverengi step topraklar demiş. Zaten bozkır arazisi olması münasebetiyle burada kahverengi step, yani bozkır topraklar görülebilir. 3 numaralı yörede demiş, yani Nevşehir çevresinin olduğu yeri verip tüflü topraklar demiş. Acaba Nevşehir çevresinde volkanik araziden dolayı, o peri bacalarından oluşan tüflerden dolayı tüflü toprak görülebilir mi? Evet, görülebilir. 4 numara kırmızı topraklar terra rosa demiş. Birçok arkadaş hemen şunu yapar. Gider burada 4 numara Akdeniz diye bunu terra rosa yapar. İşte burada yapma. En büyük hatan bu olur. Terra rosa dediğimiz topraklar her ne kadar, şöyle temizleyeyim. Akdeniz'de şuradan itibaren yoğun bir şekilde gördüğünüz toprak olmasına rağmen, özellikle şöyle keselim. Niye böyle kesiyoruz? Şuradaki kireç taş arazisinin olduğu yerlerde bu terra rosa'yı görürsünüz ama 4 numaranın olduğu yer nedir? Çukurova. Peki bir yerde Çukurova gibi bir deltadan bahsediyorsak, deltalarda görülen toprağımız neydi? Akarsular tarafından taşınıp biriktirilen alüvyal topraklar. Dolayısıyla en büyük tuzağı dediğim gibi burada kurarlar. Size verir Çukurova'nın olduğu yeri, sen de gidersin hemen hop terra rosa Akdeniz dersin. İşte orası alüvyal çıkar. Dolayısıyla bunlara, bu tip sorulara dikkat edin. Eğer bana Batı Torosları verirse, daha ziyade Antalya'nın olduğu yer, Menteşe'nin olduğu yer, Taşeli'nin olduğu yer, bunları verirse terra rosa de, ama Çukurova'nın olduğu yer olursa terra rosa deme. Kara topraklar 5 numarada demiş, yani çernezyum. Evet, Erzurum Kars'ın olduğu yerdeki çernezyumdur. 3 numarada gördüğümüz Nevşehir'den dolayı tüflü toprak. 2 numarada kahverengi bozkır toprakları ve 1 numarada alüvyal ovaların olduğu yerde de alüvyal toprak yine yaygın bulunur. Bu anlamda çözeceğiz soruyu. Karadeniz bölgesinde tahrip edilen ormanların yeniden ağaçlandırılması Akdeniz bölgesine göre daha kolaydır demiş. Bunu diyen bir kişi bu görüşünü bölgelerin aşağıdaki özelliklerden hangisinin farklı olmasıyla destekleyebilir? Şimdi sevgili dostlar, orman tahribatı her yörede bir şekilde yaşanıyor. Bunların sebepleri zaten aşağı yukarı bellidir, orman tahribatı niye olur dersen. Kaçak kesimler, tarla açma, yakacak ve kereste ihtiyacı sağlama, yangınlar, istilalar, savaşlar, hayvan otlatmaları gibi sebeplerden dolayı yüzyıllar boyunca Anadolu ormanları tahrip edilmiş. Bazen yerine orman gelebilmiş, bazen kendiliğinden orman çıkamamış. İşte ormanın çıkamadığı yerlerde ve yörelerde, kendiliğinden oluşamadığı yerlerde ormanlar tekrardan ağaçlandırma çalışmalarıyla yerine konulmaya çalışılır. Peki bu esnada haliyle dikilen ağaç, yöredeki nemlilik ve yağış koşulları ne kadar fazla ise o kadar kısa sürede kendini yenileyebilir ve gelişebilir. İşte Akdeniz ve Karadeniz arasında esasında şöyle bir farkımız var, değil mi? Bugün Akdeniz'de yıl boyunca yağış rejimi düzenli değil. Yıl boyunca yağış ve bağıl nemlilik, yağış toprak nemi olmadığı zaman haliyle orman kısa sürede kendiliğinden çıkamaz. Ama Karadeniz'de yıl boyunca bağıl nemin ve yağışın olması ormanların daha kısa sürede çıkmasını sağlamıştır diyeceğiz. Peki o zaman burada toprak özellikleri mi etkili oldu derse, hayır, toprağın herhangi bir şekilde orman dağılışı ya da makedir, burası bozkırdır diyebileceğiniz bir detay yoktur. Bitki çıkaramaz. Yer şekilleri, dağlık engebeli olmak belki şey açısından, iklimsel açıdan birçok şey etkiler, ancak doğrudan bitkinin kısa sürede yenilenmesini etkilemez. Jeolojik özellikler zaten kesinlikle etkili değildir. Akarsu rejimleriyle, rejim düzensizliğiyle bu işin hiçbir alakası yok. Bütün mesele ne? Bütün mesele nemlilik koşulları. Karadeniz'de nem yıl boyunca yüksek olduğu için haliyle burada ormanlar kendini kısa sürede geliştirebilir ve yenileyebilir. Bir diğer sorumuz, bitki örtüsünün bu şekilde değişmesinde hangi faktörün değişimi etkili olmaktadır diyor. Bu tip soruları çözerken genelde şuna bak. Bitki örtüsünün değişmesinde hangi faktörün değişimi? Dur, bitki nasıl değişmiş, yanına yazabilmen lazım. Seçeneği daha görmeden okuduğun ifade üzerinden bana şunu diyor bu diyebilmemiz lazım. Karadeniz kıyılarında kıyıdan itibaren yükseklere çıkıldıkça geniş yapraklı ormanların yerini karışık ormanlar, daha yükseklerde yine yapraklı ormanlar alır. Daha yükseklerde alpin çayırlar, çayırlardan sonra kalıcı karlar yer alır. Esasında bize neyi anlatmaya çalışmış? Bir dağ yamacı boyunca gidildikçe bir değişimden bahsetmiş. Ben de şöyle alıyorum, hemen bir dağ yamacı çiziyorum. 0 metreden itibaren Karadeniz'de gidiyorsanız eğer siz,
0 metreden itibaren geniş yapraklı ağaçlar görürsünüz. Şunlar böyle yaprağı olsun bunların. Biraz yukarılara çıktığınız zaman artık geniş yapraklarla birlikte karma yaprak, yani iğne yaprakları. Biraz daha yukarıya çıktığınızda tamamen iğne yaprak, alpin çayırlar ve en son dağların zirvesinde kalıcı karlar görürsünüz. Ben bir dağ yamacı boyunca çıkıldıkça diyorsam, yükseliyorsam, yükseltiye bağlı sıcaklık azalıyor olabilir mi? İşte bütün mesele dağ yamacı boyunca çıkıldıkça bitki kuşaklar oluşturur ya da karma yapraklar önce geniş yapraklar karma yaprağı, sonra iğne yaprağı, oradan çayırlara ve karlara dönüşüyor diyorsa bütün mesele sıcaklığın yukarıya çıkıldıkça azalmasıdır diyebileceğiz. Ve sen de bunu şuna yoruna. Deniz kıyısındaki bir yerde sıcaklık yüksek, nem yüksek. Sen ne yapıyorsun, böyle sıkı sıkı giyinip mi geziyorsun? Yok, açılıyorsun, saçılıyorsun, ferah ferah ortalıkta dolaşıyorsun. Peki aynı kıyafetle, bir tişörtle dağın zirvesine çıktığın zaman, zirvelere yakın yerlere çıktığın zaman haliyle o soğukta o kıyafetle durabilir misin? Duramayacaksın. Peki üşüyeceksin değil mi? Üşüyünce ne olacak tüylerin? Tiken tiken olacak. İşte bakın, bizim de bitkimiz tüyleri tiken tiken oldu, iğne yaprağa dönüştü. Hep bu ipucu aklında kalsın. Aşağılar kıyı kesimlerinde geniş yapraklı ormanlar denildiği zaman en sıcak, sıcaklık yüksek, nem yüksek, kendini açtım saçtım. Ama yükseğe çıkınca ne oldu? Üşüdün, tüylerin tiken tiken oldu, bitki de tiken tiken oldu. Bütün mesele sıcaklığın değişimidir. Daha doğrusu azalmasıdır. Bir diğer sorumuz da, Türkiye'de toprak türlerinin çeşitlilik göstermesine yukarıdakilerden hangilerinin etkili olduğu söylenemez demiş. Türkiye'de topraklar, ki biz şu bilgilere haizdiz artık. Türkiye'de kayaç yapısı farklıdır. Kayaç yapısı toprak oluşumunu etkiler mi? Etkiler. Türkiye'de iklim koşulları birbirinden farklı. Bu toprağı etkiliyor mu? Etkiliyor. İklim nasıl bu anlamda etkiliyor? Mesela Erzurum Kars'taki yaz yağışlı iklimden tutun da kışın erken gelip kar yağmasına kadar çayırlar ve çernezyumun verimli olması üzerinde etkili. Karadeniz'deki bir toprak için eğer sen yıkanma fazladır, bu topraklar asitçe zengindir diyorsan o yörenin iklimini gösteriyorsun. Ya da bozkır topraklarına sen yağış azlığının olduğu yörelerde bu bozkırlar oluşur diyorsan işte bak yine iklimi esasında göstermiş oldun. Biz de bu anlamda nelere dikkat etmemiz lazım demek ki? İklim özellikleri çeşitlilik gösteriyorsa bu iş olur. Farklı tarım yöntemlerinin uygulanması. Acaba tarım yöntemlerinin uygulanması toprak çeşidi üzerinde mi etkilidir? Yoksa toprak değiştiği ve çeşitlendiği için mi farklı tarım yöntemleri uygulanır? Demek ki toprak değiştiği için değil mi, mantıklı? Şimdi geliyoruz. Mesela buranın örneği ne olabilir hocam? Bana farklı tarım yöntemlerinin uygulanmasını toprak çeşitliliği fazla olduğu için bir sonuçtur dediniz ya. O zaman deyin şimdi, sorun. Nasıl ben bir yorum yapayım? Bak vatandaş. Bugün alüvyal ovalar dediğim, alüvyal toprağın olduğu yerde toprak ultra işlenmesi kolaydır. Her sene rahatlıkla işleyebilirsin, hatta senede 1-2 defa bile işleyebilirsin. Oradaki topraklar kolay işlenebilen olduğu için bunlar ekili tarıma. Yani tohum kullanılarak yapılan mısır gibi, pamuk gibi, buğday gibi, soya fasulyesi gibi tarım ürünlerine daha çok uygundur. Ancak terra rossa dediğimiz o kireç taşının erimesiyle oluşan kırmızı topraklar, bunlar direkt şeye uygun değildir. Ekili tarım uygun değildir. Toprak yapısı çok sert, kirli ve yapışkan olduğu için bunlar her sene ekili yerine dikili tarım uygundur der. Yani dikili ne? Hani derler ya, şu dünyada bir dikili ağacın olsun. Dikili tarım deyince ağaç tarım aklınıza gelsin. Dikkat et, Antalya bölümünde yani Batı Toroslar tarafında daha ziyade gördüğün tarım ürünleri kimler? Turunçgiller, zeytin, elma, muz, öbür taraftan gül. Bunların hepsi dikili tarım. Yani ağaç kullanılarak her sene sökülüp yeniden ekilen değil de her sene ağaçtan yapılan tarımdır. Bu da bu şekilde etkiliyor. Kayaç türlerinin farklılık göstermesi kesinlikle toprağın yapısını etkiler. Bugün eğer ki sen İç Anadolu'da Nevşehir çevresinde tüflü topraklar, volkanik topraklar. Bugün Akdeniz'de kayaç yapısının karstik olmasına bağlı kireç taş içinde eriyen terrorosalar görüyorsan, kayaç değişirse o ana kayadan parçalanıp oluşan toprağın yapısı da ultra değişir. İşte bu anlamda kimin etkisi yoktur dersek, yalnız iki. Yani farklı tarım yöntemleri toprak oluşturmaz, toprak değiştiği için farklı tarım yöntemleri uygulanır diyeceğiz. Topraktaki kimyasal çözülmenin, yani yıkanmanın fazla olduğu yerde tuz ve kireç oranı azalır demiş soru bize. İklim özellikleri göz önüne alındığında yukarıdaki haritada verilen yerlerden hangilerinde toprakta ve tuz ve kireç oranının daha fazla olması beklenir demiş. Bir yerde bunu şuna benzeteceksin. Topraktaki tuz ve kireç yıkanmayla nasıl alakalı?
Duşa girdin, saçlarını köpükledin, şampuanladın. Saçın tamamen şampuanlı, köpüklü bir şekilde duruyor. Hal böyle olunca saçın açık renkli ve üzerindeki şampuanı topraktaki tuza ve kireçe benzetebilirsin. Sen şampuanlı duruyorsan ne zaman o şampuan yani tuz ve kireç akıp gidiyor? Sen onu yıkamaya başladığında. Demek ki yağışın fazla olduğu bir yörede toprak içinde tuz ve kireç gibi eriyik maddeler suya temas edince eriyip gider. Dolayısıyla akıp gitmiş olur. O zaman ben yağışın az olduğu yörelerde topraktaki tuz ve kireç oranının daha fazla olduğunu söyleyebilirim. İşte bu anlamda baktığımda bir numaralı yöre İç Anadolu, özellikle Konya çevresinde yağış azlığı nedeniyle toprakta tuz kireç birikimi fazla olabilir mi? Olabilir. 3 numarayla gösterilen Güneydoğu'da yine topraktaki tuz ve kireç fazla olabilir mi? Olabilir. Peki 2 numarada toprakta tuz kireç fazla olur mu? Olmaz. Çünkü Karadeniz bol yağışlı olduğu için oradaki tuz ve kireç akıp toprağın derinliklerine gider. Toprağın yüzeyine baktığın zaman tuz ve kireç göremezsin. Dolayısıyla daha fazla olanlar kimler? Karasal, kurak yerler. Cevabımız 1 ve 3 olur. Zeytin bitkisinin diyor Akdeniz bölgesinde farklı yamaçlarda farklı yükseltilere çıkabilmesinde aşağıdaki faktörlerden hangisi etkili olmaktadır demiş. Akdeniz kıyılarında zeytin bitkisi güneye bakan yamaçlarda 500-600 metre yükseklikte olan yerlerde yetişirken kuzeye bakan yamaçlarda en fazla 250-300 metreye kadar yetişebilmektedir diyor. Biz hep sorularımıza neye dikkat alıyorduk? Demiştik ki dostlar eğer ki size bir soruda dağın güney yamacıyla kuzey yamacı arasında sıcaklık ve bununla bağlantılı çağrıştırdığı ne varsa bunların hepsini nereye bağlayın? Bunların hepsini bakıya bağlayın. Dağın iki yamacı arasındaki bütün farklılıklar neyle açıklanır? Bakı ile açıklanır. Peki toprak özelliği bu farklılığı yaratır mı? Hayır. Metrik yükseltilerin sebebi tamamen sıcaklığın yüksek olması ile ilgilidir. Güney yamaçlarda sıcaklık daha yüksekse oralar güney bakı demektir. Öbür tarafta kuzeye dönük yamaçlar. Bundan kaynaklanıyor diyeceğiz. Bir diğer sorumuzda Türkiye akarsularının havzalarının genellikle dar olmasında aşağıdaki özelliklerden hangisinin etkisi daha fazladır demiş. Türkiye akarsuların havzası genellikle dar dediğimiz mesele şu. Havza neydi? Bir akarsuyun tüm kollarıyla sularını alıp biriktirdiği, tüm kollarıyla topladım. Bu alana biz havza diyoruz. Genellikle sen bunları götürüp de bu suları denize boşaltıyorsan bunun adı açık havza, gidip bir göle boşaltıyorsan bunun adı kapalı havzaydı. Türkiye'de genellikle o havza dediğim su toplama alanları diyor çok kısa. Çünkü bunlar hemencecik denize kavuşabiliyorlar. Bu havzanın darlığında genellikle etrafımızdaki denizlerle ilgili bir özellik arayın. Ortalama yükseltimi havza darlığında? Hayır. Ortalama yükselti, akış hızı, aşındırma gücü, hidrolitik potansiyel, denge profilinden uzak olmaları, ulaşım ve taşımacılıkta yararlanılmamaları üzerinde etkilidir. Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi kesinlikle ve kesinlikle akarsularla ilgili hiçbir özelliği bitki etkilemez. Akarsu rejimlerinin genellikle düzensiz olması en tuzaklardan bir tanesi buraya da gidebilir. Şimdi yıl boyunca bunlar su taşıyamıyorlar ya. Sonuç olarak yıl boyunca su taşıyıp taşıyamamaları farklı bir kavram. Bunların denize döküldükleri yerle kaynak noktalar arasında deniz olduğu için etrafında bir an önce oraya kavuşmaları farklı bir nokta. Toprak özelliklerinin çeşitliliği göstermesi toprakta kesinlikle akarsular üzerinde etkili değildir. Peki yarımada üzerinde yer alması Türkiye'nin olabilir. Biz bir yarımada ülkesiyiz. Etrafımızda denizler var. Bu yüzden de akarsular kaynağını aldıktan sonra cumburlop denize. Havzalar niye dar derse bundan dolayı dar değiliz. Bir diğer sorumuz Türkiye'de çeşitli bitki türlerinin görülmesinde diyor. Acaba hangilerinin etkili olduğu söylenemez çeşitli bitkiler. Bitki çeşitliliği nelerden etkilenir? Genelde buna bakmak lazım. Biz bugün bitki çeşidi üzerinde en etkili faktörü zaten iklim olarak biliyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin ortak uçakta bulunması yani coğrafi konumu da bitki çeşidi üzerinde etkili. Hatırlarsanız bir önceki tekrar dersimizde biz orada Türkiye bitkilerini yorumlarken kuzeyde olan Karadeniz için burası Avrupa Sibirya bitki bölgesi, güneydeki Akdeniz bitki bölgesi ve iç kesimlerdeki bozkırlarda İran, Turan, Flora bölgesi içerisinde yer alır demiştik. Dolayısıyla bulunduğumuz kuşak onlara bağlı özelliklerde neyi etkileyebiliyor? Aynı zamanda bizim bitkimizi etkileyebiliyor. Gelelim jeotermal kaynaklar bitki çeşidi üzerinde etkili midir? Bizim bugün kırı katları, yer yapısı, sıcak su kaynakları bunlar kesinlikle kesinlikle bitkiyi etkilemez. İklim evet doğrudan etkilidir. İklimin çeşitlenmesi ve değişmesi direkt neyi etkiler? Bitkiyi etkiler.
Fay hatları kesinlikle zaten fay hatları jeotermal kaynakların ortaya çıkış sebebidir. Bu bunu doğurur ancak bu bitkiyi doğuramaz. Toprak etkili midir? Evet, toprağın farklılaşması da bitki çeşitliliği açısından bir çeşitlilik ortaya çıkarabilir. Kimlerin etkisi yoktur dediğimizde zaten yer yapısından kaynaklanan 1 ve 3 numaranın bitki çeşidi üzerinde etkisi yoktur. Bir diğer soru göllerle ilgili bir soru. Bize diyor ki Türkiye'deki göllerle ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi doğru değildir? Bakalım Türkiye gölleri özellikleri nasıl? Heylan set göllerinin en fazla olduğu bölge Karadeniz'dir. Evet, bugün heylan olaylarının en fazla Karadeniz'de rastlanır. Dolayısıyla heylan seti dediğimiz göller en çok Karadeniz'dedir. Karstik göllerin en fazla olduğu bölge Akdeniz'dir. Kesinlikle Batı Toroslar özellikle burada bulunan Avlan, Kestel, Elmalı, Suğla, Salda gibi göller önemli karstik göllerdi. Volkanik göllerin en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Özellikle volkanik ve volkanik setleşmenin özellikle Van, Nazik, Haçlı, Çıldır, Balık, Erçek gibi göller bu çevrede yine Bitlis, Nemrut, Krater Gölü gibi göller tamamen volkaniktir. En fazla volkanik nerede derse zaten Doğu Anadolu'yu bulun. Türkiye'deki bütün göllerden balıkçılık amacıyla yararlanılır demiş. Hop bir dakika. İşte bu tip meselelere özellikle coğrafyada dikkat edin. Tüm, sürekli, daima, hep gibi ifadeler varsa yani böyle genellemelerden ziyade kesin yargılarla bütünleştirmişse bu tip ifadeler genellikle sakat ifadeler diyebileceğiz. Biz nereyi dikkat alacağız? Sana derse ki Türkiye'de genelde akarsuların, pardon göllerin gideyen dediğimiz akarsulara sahip olması münasebetiyle genelde suları tatlı. Genelde suları tatlı olduğu için genelde balıkçılığa uygundur dediğimizde tamam. Ama bütün göllerden balıkçılık amacıyla yararlanır dersek biz hemen şunu yordayacağız. O zaman Türkiye'nin bütün göllerinin gideyeni olması ve tatlı su olması gerekir. Böyle bir şey var mı? Yok. İşte bu tip ifade bir sakat. Van Gölü üzerinde feribotla demiryolu, karayolu ve karayolu ulaşımı sağlanır demiş. Evet, bugün Van Gölü üzerinde özellikle demiryolunda feribot sistemiyle karşıya geçişler yapılır. Yine diğer büyük göllerimizde. Bu tabi Tuz Gölü'nü dikkate almayın. Onun üzerinde herhangi bir uçlama yok ama bugün Beyşehir'de de, Eğirdir'de de, Van'da da bir yerden bir yere gidişte yine tekneler, gemiler kullanılıyor küçük küçük. Bir diğer sorumuz. Türkiye'de bazı göllerin suları tatlı, bazı göllerin suları acı, bazısı tuzlu ya da sodalıdır. Şimdi tatlı, acı, tuzlu, sodalı. Suların tatlı olan göllerin içme suyu ve tarımsal sulama suyu amacıyla yararlanabilmektedir demiş. Buna göre Eğirdir, Beyşehir, Tuz Gölü, Van Gölü. Yukarıda verilen göllerin, verilen Türkiye'nin en büyük göllerinden hangilerinden içme ve sarımsal sulama sağlamada yararlanılabilir demiş. Yani bunların gideyeni olup da tatlı su olanlara bulduğumuzda bunlar üzerinde yararlanıyor diyebiliriz. Bugün Eğirdir dediğimiz göl Türkiye'nin ikinci büyük tatlısu gölüdür. Peki Eğirdir'i tatlısu yapan akarsu, onun gideyeni dediğimiz kimdi? Onu da kısaca hatırlatmış olalım. Kovada çayı. Beyşehir Türkiye'nin en büyük tatlısu gölüdür. Burada çarşamba dediğimiz çay Konya Beyşehir'den çıkar ve Konya Ovası'na doğru gider. Ve Beyşehir Gölü'nü Türkiye'nin en büyük tatlısu gölü yapmıştır. Ancak dostlar adı üstünde Tuz Gölü. Tuz oradaki göl çanağında gerek birikmesi gerek oraya karışan akarsulardan bol miktarda tuz gelmesi nedeniyle bir de dışarıya çıkış olmadığı için Tuz Gölü'nün gideyeni yoktur ve suları tuzludur. Yine aynı şekilde Van Gölü'nün de dışarıya gideyeni yoktur. Van Gölü'nün özelliği sodalı bir göl olmasıdır. Dolayısıyla Van Gölü sodalı olduğu için Tuz Gölü tuzlu olduğu için bundan tarımsal sulama ya da içme suyu amacıyla yararlanılmaz. Yararlanabilenler kimler? Türkiye'nin en büyük tatlısu göller olan 1 numara Beyşehir, 2 numara Eğirdir diyebildiğimiz göllerdir. Bir diğer sorumuz da yukarıdaki haritada verilen yerlerden hangisinde, hangilerinde demiş. Akarsuların rejimlerinde kar yağışlarının daha fazla etkili olduğu söylenebilir. Biz akarsu rejimlerinde beslenme kaynakları üzerinde neleri dikkate almıştık? Demiştik ki size, hatırlayalım. Eğer size verilen bir akarsu Ege bölgesi akarsuyu ise daha çok kış aylarında yağmur sularıyla beslenir. O zaman bizim bu haritamız üzerinde bulunan 1 ve 2 numaralı görmüş olduğumuz Güney Marmara ve Ege akarsuları daha çok neyle beslenir derse cevap yağmur suları. Batı akarsularını büyük oranda yağmur suyuyla besleniyor diyebilirsin. 3 ve 4 numaralı yöreler karasal iklime denk geldiği için karasal ve sert karasala burada ne etkili olacaktır?
kar erimeleri etkili olacaktır. Burada yağmur suları, burada kar suları. Peki eğer bize Aksu Köprü, Manavgat, Düden gibi akarsular vermiş olsaydı, Batı Toroslardan gelen, bunlar ne ile besleniyor deseydi, biz de o zaman ne diyecektik? Karstik kaynaklarla besleniyor diyecektik. Bir de şuna bakmak lazım. Yağmur suları ile beslenenler daha çok hangi mevsimde coşar? Kış. Çünkü yöreye en fazla yağış kışın düşüyordu. Kar erimesi varsa bir yerde mevsim nedir? İlkbahar. Bizde kar erimelerinin olduğu mevsim ilkbahardır. Peki karstik kaynakla beslenen herhangi bir mevsimi var mı? Bunlar yıl boyunca beslemekle birlikte özellikle yaz aylarında kurumalarını engellerler. Ona da dikkat edin, bunların da yaz ayında kurumasını engellediğini bilelim. İşte bu çerçevede baktığımızda kar yağışlarının daha fazla etkili olduğu kim olur? Genellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu ırmakları kar erimeleriyle beslenir diyeceğiz. Bir diğer sorumuz denizlerin tuzluluk oranıyla ilgili. Bugün Karadeniz'in tuzluluk oranı 1018, Marmara'nın 1022, Ege'nin 1035 ve Akdeniz 1038 diye bize tuzluluk oranlarını vermiş. Denizlerdeki tuzluluk oranının farklılık göstermesinde hangileri etkili olmaktadır denilmiş. Şimdi dostlar, tuzluluk oranında biz şunların farkındayız. Bir, güneyden kuzeye doğru gidildikçe enleme bağlı sıcaklık azalır. Buharlaşma azaldığı için denizlerin tuzluluğu da otomatik azalır. Yani bu iş üzerinde bulundukları enlemin payı vardır. Çünkü Akdeniz'den en tuzludan yavaş yavaş tuzsuza doğru gidiyoruz. Demek ki güneyden kuzeye bir azalma var. Beslenme kaynakları, buharlaşma miktarları kesinlikle zaten etkili. Burada herhangi bir şekilde denizlerin derinliğiyle ya da genişliğiyle ilgili bir mesele yok ortada. Biz geçen konu anlatımlarımızdan da tekrar hatırlayalım. MEP kitabında bir bilgi vardı. Demiştik ki beslenme kaynaklarının bol ve buharlaşmanın az olduğu denizler de demişti tuzluluk oranı düşüktür. Bu anlamda tuzluluğun en düşük olduğu deniz Karadeniz demişti. Demek ki buharlaşma aynı zamanda beslenme kaynaklarının bolluğu ya da kıtlığı burada da etkili oluyor. Bizim cevabımız ne etkili olur? Şöyle baktık. 1 ve 2 etkili olur. Bir diğeri göl meselemiz, göl sorumuz. Karadeniz bölgesindeki göller hakkında inceleme yapan bir araştırma grubunun yukarıda verilen göl çeşitlerinden hangileri hakkında araştırma yapmış olmaları beklenmez. Yani Karadeniz'de esasında sen dolaştığında, gezdiğinde hangi tip bir göl göremezsin demeye çalışıyor. Karadeniz'in en yaygın zaten göl oluşumu nedir? Heylan Set. Zaten bir tek Heylan Set gölleri nerede bulunur? Karadeniz'de. Başka hiçbir bölgede olmaz. Onları tekrar bir hatırlayalım. Bolu'da bulunan Abantı ve Yedigöller. Tokat'ta bulunan Zinav. Amasya'da bulunan Borabay. Trabzon'da bulunan Sera ve Erzurum'daki Tortum gölleri Karadeniz'in genel Heylan Set gölleridir. Peki Karadeniz'de Buzul Gölü olur mu? Şimdi birçok kişi diyecek hemen oradan. Ya olmaz. Şimdi Karadeniz'de Buzul Gölü olmaz deyince kıt düşünüyoruz böyle. Sanki Karadeniz'in kıyı kuşağı sorulmuş da bize. Deniz seviyesindeki bir yer sorulmuş. Onu demiyor. Bölge olan Karadeniz soruyor. Bugün bölge olan Karadeniz'de Kaçkarlar, Giresun Dağları gibi yüksek dağlar var mıydı? Vardı. Peki bunlar heybetli yüksek buzul dağları değil miydi? İşte orada buzul göllerine de rastlanır. Detay düşünün. Oradaki dağlar aklınıza gelsin. Volkanik Set Gölü. Bir dakika. Volkanik Set deyince biz sadece ve sadece hangi bölgeyi dikkate alacaktık? Doğu Anadolu'yu dikkate alacaktık. Dolayısıyla bugün Volkanik Set Gölü dediğin göller Doğu Anadolu dışındaki hiçbir bölgede yoktur. O yüzden Karadeniz'in göllerini araştıran bir kişi bunları göremez. Evet. Böylelikle son sorumuza gelmişiz. İbnici ilerletemediğimize göre. Su toprak bitki ünitesi ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bundan sonrasında nüfus ve yerleşme ile özellikle 3 soruluk önemli bir konuyla devam edeceğiz. Takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.